Doktoram da müşahede tünügün President Erdoğan belirtilen bu 77. növbetlik umumi kurultuyda kılan sözü de yani şu erdayım kadar devamlık. Elbette hoş boğallar buldu, könlü yerim boğallar buldu diyen de kendimizin işimizde. Devamlık adette mi şu işbaden işildi demdi Prezident Erdoğan. Şu Uyghur meselesini tilg edip, aldılar şu Xitay nazimin bütünlüğe bir Xitay siyaseti ve igilik hukuka kat'i zarar yetküzmegen asasda Uyghur Türklerininki, Müslüman Uyghur Türklerinin tüp hukukları ve erkeklikinin korkuduluşu sezgür karayımız diyen bir cümle işbadını işletti hem de. Bu işbadını hem de, nemişkamda devamlıq bazılarım düşündü inkas yazdı. Nemişka devamlıq bu cümlenin ahırkı yerimi tamam da üstüdeki, baştaki yerimini devamlıq deyişki mecbur mu? Onu demek durup digil olmamdı o mesela. Başka devletler mesela Uyghur meselesi o bu degendek. Devamlıq üstüge devam deyişi Xitayga qandaq ta'sir qilishi mümkün. Xitayga biraz Smabay yuqurdaki bir sözünü dediniz hem de. Xitayim rahatsız ilgi, bir aram bu işlerden. Hem biz kilip bana deysen, unikayda uya bir yada yani Uyghur meselesi dep deysen de Xitay bir aram buluvat kal, buludu dep deysen de. Yuqurdaki gepne dep boğan deyken sizce Xitayga qılçilik mi ta'sir qilmasa mümkün bu gepler? Siz bunu qanday qaraysiz yani? Nemişqa bunu deyishga majburam de. Xitoy tarafı çık anlab ketdi bu o'xshash gapni. Türkiye mi zerikmay o'xshash gapni da'lavatydi. Ama o'ttirliqda bir o'zgarish yo'q. Misalga bu gapni deganiga Xitoy xo'shal bo'lish lozim. Demek ki Şarqiy Türkistan degan bir davani qo'llamaydi ekan. Yalg'izlar Uyg'urlarninki yaxshi turmush yashashni xohlaydi ekan. Deb Xitoy buningga ishinib ve Türkiye'ye bir cevap verişi gerek. Ama Xitay'dan mı bunda bir gap yok? Türkiye mi dep zerikmedi? O'xshash gaplar. Deyishininki bir sebebi Xitayni bölüdüğen bir işini kımayımız değil. Yani bu bir Xitay siyaseti dedi o. Aslında bir Xitay siyaseti degen bu ufkum Amerika'nınki Xitay'a karşı Tayvan üçün sözlügen. Yani Tayvan'ın ikinci devleti de kabul tutmayman degen. Türkiye'ye bu gap kirgenden keyin xuddi Xitay'nınki zemin bütünlüğüne oğdab qaldırgan manada davam. Aslında Tayvan bile münasebetlik bir gap. Bu xalqaro qonunninki bir tarkibi. Yani başka devletlerden ki zemin bütünlüğe, igilik hukuka hürmet kılış. O bütün dünyada bu halkara kanun bu başka bütün devletler bunu kabul kılıdı. Bazı meselelerge kelgen çağda kabul kılmaydıgan ahvallar var. Misalga Birleşmiş Devletler Teşkilatı'nın ki esas bu sözleşmesi yani kanununda kilişimde 7. bölümde bir devlet eğer de özününki devletin içinde ve şundakla onunki rayon etrafındaki rayonlara tehdit saldıgan ya ki bu felaket yaratıdığan iş olmasa Birleşmiş Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Daimi Komitesi karar ilip o devletke hücum kılalaydı. Yani grup salalaydı. O vakti de bu davatkan İglik hukuk ve ya ki toprak bütünlüğüne hürmet kılmaydı degan gap. İkincisi bu 5'te başlayan bir ahval. 1995'te başlayan bir ahval. Yani Balkan'daki cengden oturup çıkan yani bir ufkum var. O ufkum yani mesuliyetinin oğdunuşu degan bir gap. Bivas tercümesi şu. Bunun manası şu. Bir devletin içinde o devlet özünün halkını açakçılıktan, muşu susuzluktan, muşu zulümden, uruşcandan, tecavüzden, her hıl felaketten uzamaydıgan halığı kese, başka devletler bununla kol sağlığı buluduğu bu devletke deydiğen, yani mesuliyetinin ki koğdunuşunu, yani o ahakını, koğdaşının senin bir mesuliyetin var diye. Bu Birleşmiş Devletler Teşkilatı'nın nurgun kararnamı ama kırgan bir ufkum. Şununla bu fikrini işletken takdirde yine toprak bütünlüğü veya ki iqlik huququma hürmet kılmayla kırgılı buludu. Yani kol sahibi buludu. Bunun okşaş insan hakları meselesi o universal boğaşka o devlet deydiğin çigranı tanımaydı o insan hakları meselesi. Şununla bu insan hakları meselesine tepip çıkan çağda seninki o iqlik hukukun ya ki toprak zemin bütünlüğünü karmaydı. Bu halkıradaki kanun ve kaydılar. Şununla bu Türkiye bir cetten bunu yavatkan vakti de yani toprak bütünlüğe ve ilgili hukukla hürmet kılınırken de yani bir cette Uyghur Türkleri bu da inikti de o hem de Şarqiy Türkistan degen gelmedi ama ulanın ki mındalığı tinç bəxtlik yaşayışını biz alayımız yavatıdı. Yani bu senin toprağını bölmeyi durup, bozmayı durup, əbəqi degen kol salalaydıgan şartlarına mənmə oylaşmayı durup, yalğızla Uyğurlar yaxşı yaşayışını xalaymayan deydi. Bu bir cəhətdə bəgən bir uçur, yani mən Şarqiy Türkistan'ı bölüp çıxıdığan işlara arlaşmayma ya ki ollamayma. İkincisi, Türkiye ya ki Türkiye'nin sırtındaki Uyğurlarıma uçur bir vadıdır. Rəmən sizlərə sahib çıxdım mən deyəndə. Üçüncüsü, bu xalqırağa cavab bervadı. Çünki xalqırada bilirsinizlər bu Türk devletleri ve İslam devletleri nima üçün şu zulüm görüyotqan Uyğurlara sahib çıxmaydı da bir bisim var. Bu gəpləmə şu nimigə xalqırağa bir cavab bəgən boldu. Amma ən başda deyəndək bunun bir netice buluş lazım. Neçə yıldan biri demişken. Ama bunun neticesini kömək vatımız zulüm, evcil, yani devam kılvatıdır. Hazır ırkı, kırgıncılıq degen təbirlə onu hazır konuşturvatıdır. Ve Türkiye-Xitay münasibətimi belki yıkınlaşıp getkənləmi kömüdür. Misalıqa 2010'da Xitay'nın ki baş ministri Vıncabao'nun Türkiye ziyareti var. O ziyaretiyle birlikte iki devletinin ki münasibeti stratejilik, hemkarlık, dost münasibetine aylandı. Yani seviye yüksek, strateji seviyede. Ama işçini tolduramadı hazırca. Ve o strateji yetimliğini mi köremedi. Misalıqa şu vaxtı da bu ticaret meselesini bir misalıqa birey. Deydi 2015 geçe iki devletinin ki ticari sumu 50 milyarga çıktı deydi. 2020 geçe yani 2 yıl evvel iki devletinin ki ticari sumu 100 milyar buludu deydi. Bana hazır yani şu 20 milyardan devam kılvadı. Burun kandak olsa hazır mı şundan? Demek ki boğunum yani iki devletinin arasında ki bu münasebetler hem Xitay cəhətdən hem Türkiye cəhətdən kütükken o seviyede emez. Hoş. Demek ki bu bir mesele var. Yani buna ciddi nimkılış lazım. İzdinip bununki yolunu izleş lazım. Hoş. Ya Uyğur degen gep ne demeyiz? Seninki iyilik hukukunu kollayma. Bire mempetin bolsa ise. Ya ki boldu senin mempetin bütçede kalsın ha Uyğur perindaşımga bunda zulüm kısan bulmaydı, bu nim degen gep. Dese onundan ki inihrak bu. Bu iki bisimlik geple devamlı bir netice çıkmaydı yani. Devamlı aşı çıkmaydı. Hoş. Köptün köp rahmet.